İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali, Stardew Valley'e devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi aklınızda ilk soru şu olacak: bu adam kim? Burası neresi? Görüyorsunuz en son nerede bırakmıştık hatırlamıyorum ama ben kışı offline olarak çokça geçeceğimi söyledim. Çünkü yapacak fazla bir şey yoktu oyuna dair. Sadece kış bitkilerini ekebiliyorduk. Bu nedenden dolayı da o kısımları offline olarak geçtim. Görüyorsunuz bir sürü malzemem var. 25 iron var, işte refined quartz'larım, gold bar'larım. 999 buldum, bir de 547 burada var arkadaşlar. Şimdi ben niye bunu yaptım, neler yaptım? Şurayı bir düzenledim görüyorsunuz. Çiftliği bir uzaklaşalım. Şu bir tane peynir aleti yaptım. İçine süt atıyorsunuz, peynire dönüştürüyor. Şu aletleri biliyorsunuz zaten, onları buraya aldım. Şunları bir toplayalım. Çiftliği büyüttüm arkadaşlar. Hatırlıyorsanız en son şu at arkadaşımızın ne derler kısmı, ahırı şeydeydi. Görüyorsunuz ata sağ tıklayarak binebiliyoruz. Atımız var artık bir tane. İsmini de Gevrek koydum. Bizim pastane konseptine uygun gitsin diye. Şurada bir tane ne derler kuyu yaptırdım. Ve görüyorsunuz buraları kestim, biçtim. Hepsini quality sprinkler'lara uygun bir hale getirdim. Zaten sonuna da yaklaşmışım epey. Neredeyse bitmiş harita. Gördüğünüz gibi oldukça büyüttüm çiftliği. Burada kaç tane var saymadım açıkçası ama yani bir 400-500 tane ekin ekmeye fırsat tanıyan yerimiz vardır diye tahmin ediyorum. Tipimize gelecek olursak tabi bu kadar gün boş durmadım. Hediye de verdim. Bizim şansımıza şeyin doğum günüydü büyücünün ve 5 yıldıza çıktık büyücüyle. Bu nedenden dolayı da tipimizi değiştirdim. Umarım bir problem olmaz sizler için. Çünkü bunu yapmak zorundaydım. Çiftliğin şöyle bir kısmı kaldı. Ağaçları hepsini kesebiliriz. Çok fazla işimiz kalmadı ağaçlarla. Şu oak resin falan, maple kullanıyoruz. Belki sonda bir iki tane ağaç bırakırız ya da ağaç ekimi yaparız. Gördüğünüz gibi şu an tek hedef quality sprinkler sayısını arttırmak ve buraları tamamlamak. Bu sırada şeyimi de geliştirdim. Şu toprak kazdığımız aleti de geliştirdim. Fakat şu an onu altın seviyesine çıkarmak için alet şeyden. İsmini sizler söyleyin. Hatta şunu böyle iki tık zoom out'la oynayabiliriz. Blacksmith. Evet, mailimiz var. Willy diyor ki yeni ürünlerim var, gel al diyor. İşten çıkınca diyor. Yarın bir festival var. Bu arada bölümü niye 18'inde kestim? Yarın bu festival olduğu için hani oyundaki önemli kısımları atlamayacağımı söylemiştim. Ben sadece madencilik yaptım, odunculuk yaptım. Başka bir şey yapmadım. Winterstar diyor. Community'nin, topluluğun bir araya gelmesi diyor ve hediye, gizli hediye takası yapıyoruz diyor. Sana random birisini atıyoruz ve sen ona veriyorsun hediyeni diyor. Bizim random arkadaşımız Linus'mış. Linus hediye vereceğiz. Linus ne seviyordu? Bakmıştım daha önce ama Linus yem seviyordu. Yemimiz var mı? Yemimiz yok. Meyve falan da seviyor Linus. Yumurta falan, onları da verebiliriz. Şimdi arkadaşlar önce bir simitle poğaçayı ziyaret edelim. Şu arkadaşları alalım. Şu arkadaşları da alalım. Şunu bir koyalım. 1,5 yıldıza çıkmışlar. Yine ben kalpleri yıldız demeye devam ediyorum farkındaysanız. Sütümüzü soğalım açmadan. Bunlar dışında ekstra bir şey yapmadım. Onları hep birlikte yaparız diye. Şimdi sütü sağdık arkadaşlar. Bu bölümde ne yapacağız? Festivale katılacağız. Artık baharın gelmesini istiyorum. Şu ekinler iyi değerlendirmek istiyorum. Yine offline olarak da bir şey yapacağız. Adını sizler söyleyin. Bakın sütü attık. Oraya peynire dönüşecek. Şuradan altınları yapalım yine. 6 taneye çıkardım bunların sayısını. Şimdi şunu koyalım. Şunu da koyalım. Taşları da koyalım. Şimdilik onunla yapacak bir şeyimiz yok. Tamamdır. Şu peyniri koyalım. Şu yumurtaları koyalım arkadaşlar. Ha bir de şunu yaptım. Şu kristal çoğaltma aletine artık ametistimiz çok olduğu için elmas attım. Elmas galiba 750'ye satılıyor. Ama çok sık olmuyor. Daha hiç gelmedi elmas çoğaltımı. 3-4 günde olacağını tahmin ediyorum. Oradan bir para alırız. Şimdi hemen bir bakalım. Abigail'le iyi durumdayız. Gayet güzel. Şimdi şunları yapacağız. Bir gidelim.
Bazı ciyotlar var. Acaba kırdırabilir miyiz bilmiyorum. Şeyde hangi gündeyiz şu an bilmiyorum. Kaç gün önce vermiştim. Şu artifact olabilecek veya mineral olabilecek arkadaşları bir donate edelim. Bir ödül gelir mi oradan ona bakalım. Şu var. Başka var mı burada ciyot miyot? Göremiyorum. Akumarin değil. Başka yok herhalde. Tamamdır. Şimdi bunu yapalım. Bunu yaptıktan sonra da şunu yapacağız arkadaşlar. Büyücüye gidip size şeyi göstermek istiyorum. Nasıl fiziksel değişiklik yapılıyor. Bu arada paramızı görüyorsunuz. Oldukça iyi durumdayız bu kadar eşya yapmış olmamıza rağmen. O fabrikada, fabrika nereden çıktı? Çiftlikte gördüğünüz ekinler de nereden kaynaklanıyor? Neyin ekinleri onlar? Kış bitkileri dediği, summer seeds dediği. Onları topladım, geri ektim. Topladım, geri ektim. Onlardan da fena olmayan bir para kazandık. Bir tane ciyodumuz var. Acaba kırdırabilir miyiz? Onu bir kontrol edelim. Eğer varsa aletimizi de alalım. Yok da. Homuz üzerindeki çalışması bitmemiş. At pratik kazandırıyor ama. Bazen de yerden olan eşyaları alabilmek için yere atlamak gerekiyor geri. O da zor oluyor. Güzel. Şu arkadaşları verebiliyoruz. Hadi bir ödül. Hadi bir ödül. Güzel bir ödül aldık. Tamam şunları da satarız. Gereksiz yer kaplamasınlar. Ne aldık? Aa, Rare Crow aldık bir tane daha. Rare Crow'lar pek işime yaramıyor. Şimdi arkadaşlar, yarına kadar yapacak çok bir şey yok. Büyücünün oraya gidelim. Büyücüde nasıl şey değiştirildiğini... Aa, Vili'ye gidelim, bir şey alalım. Yeni balıktan oltadan alalım. Ben de merak ediyorum yeni olta ne. Şimdi mesela yerden şunu almak istediniz ya. Şöyle atlamanız gerekiyor. Şunları da gelmişken alalım. Perşembe günündeymişiz. Tamamdır. Güzel. Ne var bunda? Şimdi spinner falan satıyor gördüğünüz gibi. Ah, iridium rod. Güzel. Buna şu öğrendiğimiz aletleri takabileceğiz. Bunu alalım artık. Şu spinner varmış. Bunlara gerek yok çünkü zaten öğrendiğimiz bir sürü şey vardı. Ben acaba şu oltadaki... Heh, bu da takabiliyorum. Gayet güzel. Güzel. Bir de gelmişken şöyle bir 100 tane de bait alayım. Gayet güzel. 186 tane oldu. Şu arkadaşları da satalım ya. Çok parası şey değil yapmayacak da yer kaplamasın. 240 bin paramız oldu. Bir yeni oltamızı deneyelim bakalım. İridium or şeyle baitle ay oltayla neler yapabileceğiz? Hiçbir şey gelmemesi de komik oldu şimdi. Şu aletleri de kullanmak istiyorum. Hatırlıyorsanız bir önceki bölüm müydü? Bir iki bölüm önce miydi? Ama sardunya tuttu. Oltaya takmak için yeni şeyler almıştık, hediye kazanmıştık. Ya bu balıklardan dolayı tahmin ediyorum bu kadar kolay tutuyoruz. Şu anda iridiumla alakası yok. Neyse. Şeye gidelim bir. Büyücüye gidelim dediğim gibi. Büyücüden nasıl değişiklik yapıyor göstereyim. 4 yıldıza çıkmanız gerekiyor. Ben doğum günü vardı büyücünün. 2 yıldızdaydık hatırlıyorsanız. 2 kalpteydik. 1 kalpteydik hatta. Doğum günden bir gün önce falan da hediye verdim galiba. Yine Solar Essence falan. Doğum günde verince bir anda 5 kalbe çıktı. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Şu sıkıntı işte. Şunu almak için şöyle atlayıp geri gelmek gerekiyor. Ama at hızlandırıyor tabii ki ulaşımlarınızı. Şimdi büyücüye geldik. Merhaba hocam. Büyücünün şu arka kısmına gidiyorsunuz arkadaşlar. Şuraya tıklıyorsunuz ve 500 altın karşılığında görüntüyü değiştirme şeyi yapılıyor. Ben şu an çok değiştirmek istemiyorum. Ben hoşuma giden bir şey buldum çünkü. Tişört falan da değiştirebilirsiniz. Şu tam çiftçi şeyiymiş. Şöyle bir ceketli var. Ama ne bileyim kırmızılı güzel durdu sanki şeyde. Şu muydu? Yok. Bu da değildi.
38-39 diyor. Bayağı varmış seçenek. Buralara hiç bakmamıştım ben mesela. Buradan yüzünüzün renklerini, her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Ama çok varmış. Yüzü aşkın var yani. Başa döndü. Bizimki hangisiydi? Ha, şuydu bizimki. Pantolon rengi de değişebiliyormuş. Beyaz mı yapsak? Ayakkabı rengi değişmiyor herhalde. Mor mu kalacak o? Şöyle yapalım. Niye mor kaldı? Ayakkabı rengini değiştiremiyor muyuz? Beyaz yapsak. Böyle şey gibi oldu. Beyaz don gibi oldu. Neyse, şöyle birbirine yakın renkler dursun yine. Bu böyle miydi? Biraz garip durdu sanki ya da dikkat etmemiş miydim ben ona? Evet, burası böyle arkadaşlar. Şimdi ben yine biraz offline olarak uğraşacağım işlerle. Sonrasında devam edeceğiz kaldığımız yerden. Şimdi arkadaşlar eşyaları bıraktım. Biraz satış matış yaptım. Şu kazandığımız ödülleri bir denemek istiyorum. Dress Sprinkler diyor ki bitrate'i tutma oranını mı arttırıyormuş? Şöyle mi yapıyoruz? Bir saniye. Ha, böyle bir tanesini takabiliyoruz. Mesela bunu bir deneyelim. Ne olacak ben de bilmiyorum. Bakalım yakalayabilecek miyiz balık veya nasıl etkileyecek? Bu tabii her seferi için geçerli olan bir şey değil. Sadece oranı arttırıyor diye tahmin ediyorum. Bu tam olarak ne işe yaradı bilmiyorum şu anda. Çok ciddi bir fark göremedik. Bir daha deneyelim. Şöyle Barb Hook'la Magnet diye iki arkadaşımız da var. Herhalde bunlar daha zor balıklarda özellikleri ön plana çıkacak arkadaşlar. Ve sıradan balıklar yakaladık. Şu arkadaşlar neymiş? Bir saniye, yok. Magnet de Treasure bulma şansını arttırıyormuş. Aa, bunların da ömrü var. Canı bitiyor. Bunlar sonsuza kadar durmuyor. Bunları da yenisini craftlamak gerekiyor yani. Nasıl ya? Yeminin son parçasını kullandın diyor. Ha, bir saniye, yanlış yaptık çünkü. Bunların da ömürleri var. Yani sonsuza kadar duran şeyler değil bunlar. Treasure bulma şansını arttırıyor dedi. Zor balık geldi ha. Acaba şeyle mi alakalı? Deminki. Bunu geç ya. Treasure çok önemli değil. Bir saniye. Şu neymiş? Ha. Bu yakalamayı daha güvenli hale getiriyormuş. Bunu kullanalım. Bir saniye, bakalım nasıl olacak. Ha, şey daha böyle güzel. Bunu hoşuma gitti. Şu bizim kontrol ettiğimiz yeşil bar var ya arkadaşlar. O böyle kafasına göre hızlıca yükselmiyor. Daha böyle tutarlı yükseliyor. Daha kontrol etmeniz kolaylaşıyor. Bakın, bu daha faydalı bir şeymiş bu arkadaş. Neymiş bu? Böyle mesela şurada aşağıdan tık diye bastığınızda bir anda yükselir ya, öyle olmadı. Bu sefer de hiç yükseltemiyorum. Aa, balıkta sabit kalıyor bu. Yalnız bu balıkta çok sabit kalıyor, yükselmemesi değil. O balık geldiği anda üstünde sabit kalıyor. Bu hem iyi hem kötü. Mesela demek treasure alamadık. Kendi gidiyor bir de arkadaşlar. Balıkla birlikte kendisi yükselip alçalıyor. Güzel, enteresan bir şeymiş bu. Zor balıklarda özellikle bayağı iş görecek bir şeye benziyor bu. Şu an kontrol edemiyorsunuz yani, yükseltemiyorsunuz. Kendi duruyor orada. Ben hiçbir şey yapmıyorum, bakın. Yükseldi, kendi yükseldi. Bizimkinde uykusu geldi. Kendi yükseliyor. Ben basmıyorum şu an tuşlara. Bir saniye. Nasıl çıkaracağız bunları? Yavaş ve zayıf balıklarda işe yarar diyor. Öyle yukarı alçaldığı zaman şey olmaz diyor. Bu da herhalde balığın avlanma oranını arttıran bir arkadaş. Yani bunlar böyle kullanılan güzel şeyler ama benim gibi eğer ne derler, alışkanlıklara çok bağlıysanız
zorlayabilir sizi. Özellikle şu balığın üstünde barı kendi kalan arkadaş biraz sıkıntılı. Demin sandığı alamadık o yüzden. Şu en son taktığımızda galiba şeyi arttırıyor. Hit oranını arttırıyor. Yakalanma oranını arttırıyor. Güzel yani, enteresan şeyler. Şuradan bir takvime bakmak istiyorum. Festival ne zaman ya? Yarın değil mi? Festival 25'inde galiba daha. Ben sanki yarın gibi algıladım ama. Base'imize geri dönelim. Yarın değilse de o arayı offline oynarız. Sıkıntı değil. Tamamdır. 12.40 oldu saat. Ama balıkları koyacak yerimiz kalmadı artık. Şu arkadaşı koyalım. Şu arkadaşı buraya koyalım. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Şuraya da şu arkadaşı. Şunu da atalım. Crystal Fruit'u da atabiliriz. Sıkıntı değil. Tamamdır. Şunu koyalım şuraya. Harika. Şimdi uyuyalım bakalım. Artık yatırımımız büyük olacak bahar için, gördüğünüz gibi. Foraging'de level 9 olduk. Rain Totem öğrendik. Rain Totem de yağmur yağma ihtimalini arttırıyor galiba. Öyle bir şey okumuştum. Çok emin değilim. Bakacağım şimdi. Şuradan bir bakalım. Evet, yağmur yağma ihtimalini arttırıyor ertesi gün. Şu şeyi kullanmak gerekiyor ama. Bir türlü pine tar gerekiyor. Bir türlü pine tar yapamadık ya. Güzel. Görüyorsunuz bunlar böyle ürünler, mahsuller oldu. Bunları yeniden şey yapıp 10 tane tohuma dönüştürüp yeniden ekebiliriz. Böyle bir döngü halinde gidiyor. Ya da uğraşmayıp satabiliriz zaten. Adını sizler söyleyin. Daha bir sürü olacak var. Ben bunlarla uğraşmayacağım. Bir tur daha tohumu yapmayacağım. Direkt satacağım bunları. Festivale aklım takıldı. Ben festivali niye bugün diye zannettim. Bilmiyorum. Şey olarak da magnete takma olarak da oltaya takma olarak da şu yakalama ihtimalini arttıran arkadaşı takmayı düşünüyorum. Hani balık bulma ihtimalini arttıran arkadaşı. Bunlarla da yine iyi bir para kazanacağız. Ben festival bugün zannediyordum ama bugün değilmiş muhtemelen. Ama bu bölümde oraya kadar offline olarak gelmeyi düşünüyorum. Yapacak bir şey yok çünkü arkadaşlar. Buraları biraz geliştirip şu arkadaşı atalım. Şunu atalım. Hop, şunları bir atalım. Tamam, gayet güzel. Ben yine biraz offline olarak buralarla uğraşayım. Birazdan görüşürüz ama oyunda birkaç gün geçmiş olabilir. Evet arkadaşlar, günler geçiyor. Bu arada kışı boş geçirmeyelim istiyorum bir yandan da. Şu çiftliğimizdeki eşyaları geliştirelim istiyorum. Bu yüzden de ilk etapta co-op'umuzu geliştireceğiz. 8 hayvana ev sahipliği yapabilecek. 10.000 altın, 400 odun, 150 stone istiyor. Ve ördekleri şey yapıyor. Ya bunun temel şeyi para kazanmak değil. Buradan sadece oyundaki her şeyi görmek. Buna build diyoruz ve upgrade edeceğimizi seçiyoruz. Şimdi bu co-op upgrade halinde olacak. Tamam diyor. Yarın ilk iş bununla başlayacağım diyor. Abi burada alışveriş de yapabiliyormuşuz şeyden. Robin'den buraya şey yapmışken. Atımıza binelim. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Hayvanlarımız çok sayıda olduğu için ismini sizler söyleyin. Artık hey konusunda problem yaşayacağız gibi görünüyor. Hey konusunda problem yaşamamak için de grass, yani çime ihtiyacımız var. Çim başlangıç paketleri satılıyor biliyorsunuz Pierre'in dükkanında. Onlardan almak istiyorum çünkü şu an neredeyiz biz? Community Center'ın oradaymışız. Çünkü şey konusunda büyük problem yaşayacağımızı düşünüyorum. Çim konusunda, hey konusunda giderek büyüteceğiz. Şimdi kışın ikinci oluyor mu bilmiyorum ama bir tane deneyelim. Bir tane almak istiyorum şöyle. Bir tane alalım. Şurada dursun. Hayvanlarla da ilgilenmedik bugün. Şimdi çiftliğin son halini göstereceğim. Zaten upgrade yaptıktan sonra ikincilere gerek kalmayacak. Bunlara çok ihtiyaç kalmayacak. Şeylere. İsmini sizler söyleyin. Daha fazla çiftlik binasına. Olanlar var. Slime binası var. Onları da yapabiliriz. Şimdi görüyorsunuz. Şurada bir boşluk alanlar var. Buraya çim ekebiliriz diye düşünüyorum. Buralara çimler ekebiliriz diye düşünüyorum. Şuralarda boşluklar var ama
Bayağı aşağı doğru gidiyor görüyorsunuz. Kaç kare olduğunu ben sayamadım. Buralara kadar getirdim bu işi. Sol tarafta biraz boşluklar var. Onları da şeyde kullanacağız. Acaba bunu buraya koysak? Aa, çim oldu. Güzel ama bu ertesi gün ölecek mi? Çünkü şeydeyiz. Kıştayız. Ben bu riski almayacağım. Bunu ben kesersem direkt hey olur mu acaba sizce? Bir saniye. Aa, çok güzel. Direkt hey oldu. Ama bir tane hey oldu. Hey'i 50'ye satıyor. Ben burada bir tane hey almış oldum. Bunların biraz büyümesi gerekiyor herhalde daha fazla hey olabilmesi için. Şimdi ben şöyle yapacağım. Şu boşlukları çimlerle doldurmayı düşünüyorum. Oraları çimlerle dolduracağım. Yapacağım şeylerin başında o geliyor arkadaşlar. Sonrasında şey tamamlandığında ördekleri de alırız. Şuradaki ağaçları korumamız lazım bir şekilde. Veya yeni ağaç ekmemiz lazım. Ağaçlar kaç günde çıkıyor bilmiyorum. Bu şey ağaçlarından bahsetmiyorum. Meyve ağaçlarından bahsetmiyorum. Sonrasında ise festivale katılacağız. Festivalden sonra da artık kışın sonuna geleceğiz. Kışı orada bitireceğiz. Orada bölümün de sonuna geliriz. Bu hızlı bir bölüm olmuş olacak. Oyun anlamında neredeyse bir ayı çok hızlı bir şekilde geçmiş olacağız ama buna mecburuz çünkü yapacak fazla bir iş yok. Asıl olay baharda evlenme olayıyla başlamak istiyoruz. Onu göstermek istiyorum ve bakalım şu yatırımımızın karşılığı ne kadar olacak? Onu gerçekten çok merak ediyorum. Orada da basit değil. Buraları tek tek küremek gerekecek arkadaşlar. O işler de uzun. Şimdilik ben yine çiftlik işleriyle uğraşacağım. Biraz sonra görüşmek üzere diyeceğim. Bakalım yine kaç gün geçmiş olacak. Yeniden merhaba herkese. Oldukça gün geçti tahmin ediyorum. 3-4 gün geçti. Şimdi şu ahırımız büyüdü. Kümesimiz büyüdü. Ahırı büyütmedik, özür diliyorum. Kümesi büyüttük. Ben de uzun süre olunca oynamayınca ya arada offline olarak çok vakit geçirdim arkadaşlar. Nedeni şu, ilkbaharda acayip yatırım yapmayı düşünüyorum. Bu nedenden dolayı da çiftliği düzenlemem gerekiyordu. Bayağı uğraştım. Şuradan sütü de alalım. Açma 1,5 kalpte. Ya yetişebilirsek ördek almak istiyorum. Şu değişiklikleri şöyle göstereyim. Bütün sprinkler'ın altına bu cobblestone pad'den koydum. Neden? Birazdan göstereceğim. Çünkü home'umuzu gördüğünüz gibi gold'a altına yükselttik. Altın olunca 3x3 3x3 oluyor galiba. Orayı tarıma elverişli hale getiriyor. Orayı tarıma elverişli hale getirince de o sprinkler gidiyor ortadan. Tekrar onu takmanız gerekiyor. İkinci bir yük olmasın diye ekimlerde orayı şimdiden yaptım. Şimdi bizim iki tane küçük baş hayvanımız, bir tane büyük baş hayvanımız var. Artık 8 tane küçük baş hayvan sahibi olabileceğiz. Biraz paramızı kullanalım istiyorum. Hey konusunda da sıkıntı yaşamayalım. Bir tane daha tavuk mu alsak? Şimdi iki tane daha, iki tane de ördek alalım. Şimdi bir tane alalım. Şuraya koyalım. Ördeğimizin adı ne olsun? Simit, poğaça, açma, gevreğimiz vardı. Bu ne olsun? Simit poğaça, başka ne olabilir ya? Simit poğaça aç. Simit, ha simit, kendi kendimi tekrarlıyorum. Ne yeriz biz pastaneden, ne alırız? Poğaça açma. Börek olsun ismi. Tamam. Ördeğimizin bir tanesinin ismi börek olsun. Şimdi bir tane daha alalım. Ördek. Bunun ismi de ne olsun? Bu arada oyuna yeni bir güncelleşme geldi. Artık hayvan ürünleri daha değerli olacakmış. Onu bakalım ne kadar alacağız. Simit, açma, poğaça, börek, gevrek. Ne olabilir başka? Hiç de düşünmedim, biliyor musunuz? Baklava falan mı yapsak? Çok mu tatlıya kayar öyle olursa? Kuru pasta da çok saçma olur sanki ya. Gözleme olsun ismi de. Böyle konsept değişik bir hale aldı. Tamam. Burada ördeklerin fiyatı ne kadardı? Hiç bakmadım. Para çok olunca 4000 goldmuş. Ördekler 4000 goldmuş. Ben hiç şey yapmadan ördek aldım iki tane. Ne derler ona? Fiyatlarına bakmadan. Şimdi arkadaşlar onun ne kadar çok arkadaşlar dediğimi fark ettim bu arada. Hala sprinkler koymadığımız çok yer var. Şu anki haliyle bile 650-700'e yakın ekim yapabiliyoruz. O yüzden bakalım ne olacak şeyde. Evet. Aa, civciv halinde ördekler. Merhaba. Gözleme. Gözleme biraz meraklı görünüyor diyor. Yeni evine alışıyor diyor. Börek de o şekilde. Şimdi şunları bir koyalım. Heyleri. Hey konusunda sıkıntı yaşamayız umarım diye. Buradan geçemiyorum bu arada. Tamam.
Ama buradan geçememem benim kötü oldu. Bir dakika. Ben şunu şöyle kenara koyayım. Tamamdır. Şu yumurtaları alalım. Şey konusunda güncelleme var. Hayvan ürünleri artık daha değerli. Ama güncelleme gelmeden önce aldığımız hayvan ürünleri aynı değerde olacak mı bilmiyorum. Şimdi burada bir diamondlar, maymutlar bir şeyler var. Şu arkadaşları bir koyalım. Şu arkadaşları saklayalım. Dursun ya, çok aşırı para ihtiyacımız yok. 255 bin paramız var. Ha, yarın kış festivali var ve şey olacak. Hediye vereceğiz. Linus'a vereceğiz hatırlıyorsanız. Ne vereceğimi de buldum Linus'a. Yemek var bir tane evde. Onları seviyormuş Linus. Etkiliyor mu bilmiyorum hediye şeyi. Şimdi şuradan bir tane altın yapalım. Bir tane daha quality sprinkler yapalım. Tamamdır. Şimdi Günter'e götüreceğimiz arkadaşlar da var. Hocam sen bir dur. Seni bir koyalım. Aa, doğru, 5. Ben oyunu unutmuşum sanki. Requires 5 ore diyor. Tamam, şimdilik bunlar dursun o zaman. Altın için kullanırız. Şu arkadaşları da koyalım. Sütten peynir yapalım hatta ya, bir tanesinden. Tamamdır. Şimdi yapacağımız şeyler, yaptığım şey şu arkadaşlar. Şimdi Gold Hall, ne kadar çok hala arkadaşlar diyorum. Şimdi Gold Hall görüyorsunuz. Şöyle 3x3'lük bir alanı suluyor. Ama bu altına eğer ben şeyi koymasaydım, bu cobblestone pad'i koymasaydım, şu şekilde göstereyim sizlere. Suladığımda şu sıkıntı çıkacaktı. Ben bunu alıp bir daha buraya koymam gerekecekti. O nedenden dolayı da bütün quality sprinkler'ların altını cobblestone pad'le çevirdim. Tabi aslında bunlara cheat de yapsam çok güzel olacaktı ama onu yapamadım. Saatlerimiz 6:30. Benim biraz altın madeni bulmam lazım. Balık tutmam lazım. Kışa ilişkin yakalayamadım. 2-3 balık daha var. Ertesi gün festivale katılacağız. Festivalden sonra Günter yerinde olur mu bilmiyorum. Ondan sonraki günde orlarımızı falan kırdıralım. Oradan da artık yine oyunda haritada açmadığımız yeni bir bölge var. Orası da neresi arkadaşlar? Şeyler, kanalizasyon. Kanalizasyona da bir gidelim istiyorum. Şu bundle'ları da artık bir tamamlayalım istiyorum, tamamlayabildiklerimizi. Şimdi ben biraz balık tutacağım, altın avlayacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, geri döndüm. Şimdi uyuyalım bakalım. Ertesi gün hem bundle'ların tamam, ya kedi yolu engelliyor, uyuyamayacağız, inanamıyorum ha. Hem tamamlayabildiğimiz bundle'ları tamamlayacağız, hem de şey yapacağız. Yani 150'ye çıkmış şeyin, mayonezin fiyatı. Orada aşırı bir artma da yok. Şunu da ilk defa fark ediyorum. Santa uçuyor. Christmas gününde miyiz acaba? Şimdi bugün bundle'ları tamamlayalım. Bir de festival var. Festivale gideceğiz. Linus'a hediye vereceğiz. Şu muydu? Heh, şunu seviyordu Linus galiba. Tamam. Onu bir Linus'a verelim. Bir iki tane bundle'ı tamamlayabileceğiz. Şuraya da gelmişken şunları alalım. Ha, şeyimiz yok. Onu yapamayacağız. Tamamdır. Bu sefer de Iron Ore'umuz yok. Ha, Iron Ore'umuz varmış. Iron yapabiliriz aslında. Sen de gel. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım bir. Tamamdır. Bunlar bir orada olsunlar. Şimdi mailimiz var mı, yok. Şu şeyleri merak ediyorum. Bir tane yumurtamız var. Ya şurada bir de galiba üremeleri için yumurtayı koyabileceğimiz bir şey, inkubatör gelmiş ama ben bulamadım. Ha, burası. Tamam, large egg'i attık oraya. Bakalım oradan şey çıkacak mı? Yeni bir tavuk çıkacak mı? Veya civciv çıkacak mı desek daha doğru olur. Bir sevelim şunları. Tamamdır. Şeyimiz ne kadar kalmış? İyi, 169 var daha. Bir de sütünü soğalım. Tamamdır. Sütü de aldık. Şimdi bir community center'a gidelim. Festival bugün de mi değildi? Yarın mıydı acaba? Ben yanlış tarihleri mi karıştırdım ama sanki şeyde adını siz söyleyin. Yarındı diyor. Festival alanına yine muhtemelen giremeyiz eğer öyleyse. Evet. Festival hazırlanıyor diyor. Umarım community center'a gidebiliriz. Şimdi bir de şu Golden Horn'un avantajı şu. Şöyle daha büyük bir bölgeyi
alabileceğiz. Aa, şurada da bir tane var. Ona da bir bakalım. Şeyden de ismini hatırlayamadım ama bahar için tohumları şeyden almak istiyorum arkadaşlar. Adını sizler söyleyin. Çölden almak istiyorum. Rubarptı galiba. Türkçesi ne bilmiyorum. Rubarp almak istiyorum. Çöle de bir gitmemiz lazım. Çünkü yazın ilk günü bayağı işimiz var. İşte ismini siz söyleyin, şey yapmak. Bütün o quality sprinklerları yerlere ekmek, sonra tohumları oraya ekmek. Ah, gidemiyoruz şeye. Bari festival başlasın ya. Gidemiyoruz. Çok saçma. Onda mı başlıyordu festival? Şurada balık tutmaya çalışalım. Bandıllarda bir iki eksik balığımız var, zor tutulanlardan. Onları tutmayı deneyelim madem. Linus'cığım. Bize de biri hediye verecek. Kim hediye verecek? Bakalım, göreceğiz hep birlikte. Festival de başlamış. Şuraya geldim, festival başlıyor. Bu arada Abigail'a hediye vermedik bu hafta galiba. İki tanesinden bir tanesi duruyor. Şanslı günümüzde falan mı değiliz acaba? Ha, bu muhtemelen aradığımız balık olabilir. Zor geliyor nitekim. Yakalasak çok güzel olur ya. Hiç denk gelmedim o balığa. İsmini de hatırlayamıyorum. Bu mu? Hadi bu olsun. Bu değil. Lynx diye bir şey geldi. Bir tane fosil bulduk. İki tane de topaz bulduk. Bir tane daha atalım madem ya. Şimdi balıklarla şunu yapacağım arkadaşlar. Her bir balıktan elimde bir tane tutacağım. Bir tane varsa o balığın, bir tanesi varsa en az. Geri kalanlarıyla quality sprinkler yapacağım. Biliyorsunuz ikisi bir tane balıkla quality sprinkler yapılıyor. Ay, quality sprinkler ne ya? Ben niye konuşamıyorum? Quality fertilizer yapacağım. Sprinkler diye diye sprinkler ağzıma dolandı. Quality fertilizer yapacağım. Oradan da yaklaşık bir 50-60 tane quality fertilizer yapabileceğimizi tahmin ediyorum. Top şey geod geldi. Geri kalan şeylerimizle de ismini sizler söyleyin. Seplerimizle de normal fertilizer da yapabiliriz. Ama zaten çok önemli olacağını düşünmüyorum. Artık bu saatten sonra normal ürün satışı da çok fazla satacağımız için, 600'e yakın ürün satacağımız için normal olsalar da çok bir şey kaybetmeyiz. Şurayı bir açalım, toplu kıralım. Aa, enteresan bir şey düştü. Chapstick diye bir şey düştü. Artifact'miş. Aa, güzel. Güzel. Artık atımız var ya, böyle normal yürüyünce şey yavaş kalmış hissediyorum kendimi. Bas stop. Atımız orada mı? Evet, güzel. Bazen bildirim geliyor çölden geri geldiğinizde, atını sizi beklediğinde sadık atın seni bekliyor falan diye. Ama festival alanına atla giremedim. Evet, festival alanı çok numarası olan bir festival değil. Biz yine bir Abigail ile konuşalım. Abigail, bahar olsun, evleneceğiz inşallah. Merhaba işten çıkınca dedi. Buralarda da bir numara yok. Linus'a hediyeyi verelim. Şunu vereceğiz. Mutlu oldu. Ne versek mutlu olacaktık. Aa, demek sendin. Bir tane diş olsun. Teşekkür ediyorum. Adamla dalga geçer gibi. Yemek hediye ettik ya. O canımı sıktı biraz. Aa, bize Marni veriyor. Merhaba Marni. Bakalım ne çıkacak. Merhaba işten çıkınca ben senin gizli hediye vericinin bu sene. Burada aç işte. Hop. 12 tane yumurta. Marni'den de daha ötesi beklenemez herhalde. 12 tane yumurta elde ettin diyor. Çok fazla değil ama umarım beğenmişsindir diyor. Sevindik. Yani Marni'de, Marni bir tane insan inek minek bir şey hediye eder. 12 tane yumurta ne? Şuraya da takılı kalmamız efsane olmuş. Gidemiyoruz. Elliot, merhaba canım. Clint, sana geleceğim yarın. Ciyotları kırdıracağız. Bol bol ciyot var kırdı. Ya şu an çok saçma bir şekilde bug'da kaldım galiba. Ha, şuradan falan çıkmam gerekiyor. Tamamdır. Çıkalım. Yapacak bir şeyimiz yok. Görüşürüz. Bir anda akşam oldu. Oh, bunlar güzel olmuşlar. Şimdi. Asıl saat de 10 ya. Şeye kadar vakit var gibi. Nelere ihtiyacımız yok? Şunları bir satalım. Şunu
şundan şuna ihtiyacımız yok. Şu topazları satalım. Şu can vermiyor. Şu krokusları satalım. Hatta şu mix seedleri de kullanmak istemiyorum. Onu satalım. Şimdi seni şuraya koyalım. Şu Holly'yi de satabiliriz. Holly'ye de güncelleme geldi. Eskiden Holly bayağı iyi can veriyordu. Artık enerji götürücü bir arkadaş oldu Holly. Şuradan koyabileceğimiz balıklar varsa onları koyalım. Koyamıyoruz. Şunu koyalım o zaman buraya. Yumurtaları koyalım. Tamam. Şimdi şunları bir alalım. 3 tane yapabileceğiz. 2 tane yaptık hatta. 3 tane de değil. Bu sefer de şeyimiz yok. Kuartsımız yok yeterince. Şunu aldım da. Tamam. Şunları bir yapalım. İki tane de elimizde var. Şu taktiği izleyeceğiz. Hop, bir tane şey, cobblestone pad. Bir tane quality sprinkler. Cobblestone pad, quality sprinkler. Biraz yine iron ve şey bulmamız gerekiyor. Quartz konusunda sıkıntımız yok. Biraz da kömür bulsak fena olmayacak. Hadi uyuyalım. Televizyonda bir şey var mı öğrenebileceğimiz? Çöpleri karıştırmayın falan diyor. Şu balığı da yakalayamayacağız herhalde. Aslında yakalasak iyi olurdu. Şeyden sonra community house'a gittikten sonra ve şeyleri kırdırdıktan sonra geotları onu da yapabiliriz. Bayağı da geot var, onları da yanıma almam lazım. Haydi uyan hemen hızlı. Şanslı günümüzdeyse kırdıracağım geotları. Bu sefer şanssız günümüzdeyse kırdırmayacağım. Haydi. Ya da kırdıralım ya. Kendi lafımla çeliştim ama son... Aa, mail var bir tane, onu okuyalım. Ne diyor? Albacore ihtiyacım var diyor Gaz. Albacore ne ya? Bizde var mı? Albacore. Olması lazım. Albacore, albacore, albacore. Bir tane var hocam ya. Onu sana mı vereceğiz? Neyse dursun, zaten şey görevi. Şimdi şu Jaja'ya ihtiyacımız yok ya. At hatta direkt. Şunları atmaya kıyamadım. Şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım bir. Şunu koy, şunu koy. Tamam. Şunu alalım, Dwarf Scroll. Şu Ancient dolu vermiştik sanki. Şu Rare Disk'i de vermiştik diye hatırlıyorum. Şunları bir alalım. Uf, bayağı da şey var. Bir de Abigail'ı görürsek diye Fire Quartz aldım. Biz yine şey yalan olacak herhalde. O balığı tutmamız. Tuna da tutamadık okyanustan. Tuna ve o balık. İki tane balığımız kaldı tutamadığımız. Onları tutmak önemliydi. Balık bandını tamamlamak için. Mevsimi geçmesini istemiyorum. En kötü son günü full ona ayıracağım artık offline olarak. 27'si. Gerçi 2 gün var, tutarız herhalde. İnşallah tutarız. Şimdi şuraya bir gelelim. Şurada yapabileceğimiz bir şey vardı sanki. Yok, bu değil. Bunu baharda tamamlayacağız. Heh, bu vardı. Bir peynir. Güzel. Bir tane bandılı bitirdik buradan. Ne geliyor? Ya kek geldi gele gele ya. Gel. Şu yumurtalardan da varmış ha sanki. Bunu yapamıyoruz. Tamam. Burada yapacağımız başka bir şey kalmadı. Şurada var bir tane yapabileceğimiz. Şu hatta direkt. Evet. Şu. Hop, bunu da yaptık. Buradan şey alacağız muhtemelen. Evet. 3 tane denize koymalık bu yengeç arkadaşından aldık. Yengeç yakalama veya o denizden çıkan şeyleri yakalamadan aldık. Şuradan tamamlayabileceğimiz yok herhalde ama. Ha, şunu tamamlayabiliyoruz. Güzel. Bakalım ne gelecek buradan. Bu friendship ödülü varmış. Ne oluyor? İnsanlarla şeyimiz mi? Ya recycling machine geldi ya. Bunların bir heyecan verici yanı yok ki artık. Bunlar zaten sahip olduğumuz şeyler. Tamamdır. Şu red mushroom'u da bir yerde kullanabiliyorduk. Kullanmış mıyız onu?
Heh, burada kullanıyormuşuz, tamam. Şunu da atalım ya, hiçbir işe yaramıyor. Tamam, bunlar böyle. Saat 7.30. Kaçta açılıyordu dükkan? 9'da açılıyor. Tamam, anca gideriz zaten oraya. Yanlış yeri dolandım. Jiyotları kırdıralım. Aa, buradan geçemiyor. Şeye takılı kaldım. Şu artık artefektlerden de o kanalizasyon anahtarının girişini alalım ya. Onu istiyorum. Ya mix seat nedir? İstemiyorum ya. Tamam. George, Gus, sana getirmemiz lazım albakoru. 20 dakika şimdi şeyi bekleyeceğiz. Beyefendiyi bekleyeceğiz gelmesini. Bu arada bir tane küçük baş hayvanlarda bir tanesini de şeye attık. İnkübatöre attık. Oradan da bakalım yeni bir tane hayvanımız olacak mı? Yumurtadan çıkacak mı? Şimdi bir sürü geodumuz var. İnşallah iyi bir şeyler çıkar. Şanslı günümüzde de değiliz ama yapacak bir şey yok. Bu vardı sanki bizden. Şu an kömüre bile razıyım ya. Bu ne ya? Bu sesli mesli çıkmadı ama. Gerçekten çok kötü bir gün. Ya acaba şanslı günümüzde açtırsak mıydı? Yine aynı pişmanlığı yaşıyorum. Keşke şanslı günde açtırsaymışız. Pişmanlığını yaşıyorum yine. Ama bu yoktu. Bu ilk defa gelen bir şey. Şu güçlü kılıcı alabilmemiz için olan arkadaş gelse. Bu da ilk defa geliyor galiba. Lemon Stone. Fire Quartz geldi. Vardı yanımızda zaten. Yerimiz kalmadı. Daha 8 tane normal jiyot var. Ya clay nedir? Cidden nedir? Merak ediyorum. Kırdıramayacağız bunu. Bir saniye hocam. Şunu at. Bir tane taşı at. Şeyi at. Fire Quartz'ı at. Ya da dursun. Bunu atalım ya. Çok bir önemi yok. Aa, 11 tane de bundan varmış ya. Aa, güzel. Bu da yoktu muhtemelen. Şaka gibi ya. Bu vardı. Bunu daha önce vermiştik müzeye, hatırlıyorum. İyi, kömür de iyidir. Yani şu anda kömüre bile sevinecek durumdayım. Var altın falan gelseydi daha çok. Bu da gelmişti daha önce. Son iki tane yapamıyoruz. Tamam. Şu snow yağını atalım. 5 tane taş nedir ya? Bu da gelmişti ya, ben malaşit. Bakalım ya, buradan kesin bir ödül alacağız şeyden. İsmini siz söyleyin. Tamam, müzeye bağış. Hocam seni bağışlayalım. Aa, çok az bağışlayabiliyoruz ya. Bu kadar az beklemiyordum. Bunları hep bağışlamış mıyız biz? Ödül geldi de. Ama beklediğimden az bağışlayabiliyoruz. Şu mesela şurada var. Şunu zaten evet hatırlıyorum. Dwarf Scroll 4'ü bağışlamış mıyız biz? Şu ne? Bir saniye. Aynısı mı o? Hayır değil, sarılısı bizimki. Şurada yeşil. Ha, varmış. Kötü oldu bu ya. Şöyle bir tıklayalım. Yok. Bazen kaçırıyorum bağışlayabilecek şeyleri. Ödülümüz ne? Aa, güzel, en azından. diğerlerinden daha iyi bir tane şey aldık. Şimdi arkadaşlar, ben yine offline olarak gideceğim. Aslında bu kadar çok eşya da var. Şu balığı tutmaya çalışacağım. Yukarıya gidip. Yapacak bir şey yok. Onu tutmaya çalışacağım. Ondan sonra son iki günü bitireceğiz. Kışın sonuna geleceğiz. Ondan sonra bir sonraki bölümle birlikte ilkbahara geçeceğiz tekrardan. Bir de Abigail'ı bulabilirsek hediye verelim ona. Bakalım Abigail burada mı?
Burada değil herhalde. Abigail'cığım. Orada mısın? Oradasın. Tamamdır. Sana küçük bir armağan. Ya bu madenin... Abi bize bir şey, bana bir şey söylemek istiyormuştur. Sana bir şey söylemek istiyorum. Ayakkabıların çok temiz görünüyor. Bu kadardı. Abigail zaten artık biliyoruz bize karşı olan hislerini. Çekinmene gerek yok. Evet, ben şimdi biraz şu balıkla uğraşıyorum. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, böyle zorlana zorlana da olsa yakaladım o balıktan bir tane Sturgeon Doğan. Artık ona da sahibim. Şimdi bölümü burada bitireceğim birazdan, şeye geçmeden önce. Artık bahara bir sonraki bölüm geçeriz. Daha planlı, daha değerli, daha güzel bir başlangıç olsun istiyorum. Ya bir de şey yapalım ya. Bura kaça kadar açıktı? Şu şeyi büyütelim. Ya da şunlardan da yapabiliriz. Bunlardan da yapabiliriz sanki. Slime Hatch diye. Slime evi yapabiliriz. 10 refined quartz'ımız var mı acaba? Ya bundan yapmak istiyorum aslında. Ne olduğunu ben de hiç bilmiyorum. Ne işe yarayacağını da bilmiyorum ama. Paramız bol. Ama buna gelmeden şu şeyimizi bir geliştirelim biz. Barnımızı geliştirelim. Hatta kovumuzu deluxe bile yapabiliyormuşuz. 20.000 altın. Tavşanları şey oluyormuş. Otomatik besleme sistemi varmış. Ama ondan önce biz bir büyük barn yapalım. 450 odun, 200 taş gerekiyor da yetişebilir miyim ben buraya? Buradan satın mı alsam? Bir dakika. Çok gereksiz pahalı olur ya. Buraya yetişemeyeceğim muhtemelen. Kaçta kaç arası açık? 5'e kadar açık. Koş oğlum, koş. Koş oğlum. Koş koş, hadi 5'e kadar açıkmış. Bunu yapalım. Oradan bölümün sonuna gelelim artık. Barnımızı da geliştirelim. O da şeyleri muhtemelen koyunları açacaktır diye düşünüyorum. Oo, yanlış yerden geldik. Hadi poğaça, hadi poğaça. Şunu alalım. Taşımız yetmeyecek ama oradan satın alırız. Çok sıkıntı değil. Hadi poğaça, hadi oğlum. Robin umarım gitmez erken. Robin mesaiyi bitirirse erken sıkıntımız var demektir. Yetiştik herhalde ya. Gerçekten atla oynadıktan sonra yürümek inanılmaz işkence geliyor. Ayda Robin yok. Hayır ya, o kadar da gelmiştim. Nereye kayboldu? Oyun çok gerçekçi bazı noktalarda ya. Neyse arkadaşlar, artık bir sonraki bölüm yaptıracağız şeyi. Ahırımızı büyüteceğiz. Sonra slime'la olan arkadaşı da yaparız. Zaten paramız bol, iyice bollaşacak. Yapmadığımız hiçbir şey kalmayacak. Bölümün sonunda şeyle bitirelim. Oradaki bundle'da bir tane balık mı kalmıştı? O eğer oysa onu bitirelim. Yok, bu değil. Bu değil. Şu en alttaki galiba. Evet, bunu da bir koyalım. Orada bitirelim. Madem bugün bundle'ları tamamladık, şu balığı da yakalamışken koyalım, bakalım oradan nasıl bir ödül çıkacak. Hep birlikte görelim. Geldik. Şeyi geçtim. Fish bundle'ı. Tamam. Hocam gel. Hocam gel. Güzel. Bundle completed dedi. Ödül olarak... Ya inanamıyorum. Çok basit ödüller veriyor ya. Ama bütün bundle'ı tamamlayınca vereceği tabii ki daha önemli. Evet arkadaşlar, bölümün burada sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümü artık bahara son hazırlıklarımızı tamamlayıp bahara başlayacağız. Büyük olaylar olacak. Evlilik, büyük çapta para kazanma gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.